Yılmaz Büyükerşen başarılı mı? Başarılı. Eskişehir'in kaderini değiştirdi mi? Değiştirdi. Helal olsun. Emekler için teşekkür ederiz. Eskişehir bugün Türkiye'de yaşanılması kentler arasında en tepelerde. Ama efendim kızmasın da hocam bak izleyenlerimin söylediği gibi kahvaltı masasında ben de yadırgadım kıymetli hocam. Yaşınız 87. Allah sağlıklı ömür versin. Diyelim güzel yaşayın da ama kıymetli hocam bırakmasın da bilmek lazım be. Valla bırakmasın da bilmek lazım. Yani gerçekten başarılı bir belediyeciliğinizi en üst noktada bırakmak ve bu başarıyı da taşlandırmak lazım. Neyle biliyor musunuz hocam? Eğer bir genç yetiştirmediyseniz yanınızda bütün bu başarılar eksik kalır. Mesela ben hep şöyle düşünürüm. Ben bir gün bunu bıraktığım zaman burada benim yerime benim yap, gibi yapabilecek en az birini bul, bırakmam gerekir. Her yerde bunu düşünürüm ben. Var. Ben mesela bırakayım burayı. Burada hemen hemen öneririm yönetim kurulu başkanımıza Cafer Mayroğlu'na. En az benim kadar başarılı olacak derim. Söylüyorum da bazı gençlerimizle ilgili falan mesela. Hem öyle sizlerin gördükleriniz filan da değil. Kıymetli hocam Büyük Erşen yaşınız 87. Mart'ta doğum gününüz var güzel bir yıl diliyorum, güzel yaşlar diliyorum. Ama bırakmanız lazım hocam. Bırakın. Birinin elinden tutun. Birazcık böyle evinizde dinlenin, kitap okuyun, yazılar yazın, anılarınızı yazın. Arada gelin programımıza böyle tecrübelerinizden faydalandırın. Ama 87 yaşındayken bir 5 yıl daha belediye başkanlığı yapacağım demek, ben arkada birini bırakmadım, yetiştirmedim demektir. Bu sizin bütün bu başarılarınızı çok eksik bırakır. Oysa bakın, Başkalarında neler var? Bak Osman Görün Hoca. O bırakıyor. Muğla Belediye Başkanı. Çok da şık bırakıyor. Sonra Çanakkale Belediye Başkanı. O da bırakıyor bakın. Ya bırakmasını da bilmek lazım ya.